Mesela bu Şeyh Hamdullah'ın yazdığı bir Mus'haf'ın işte ikinci Bayezid zamanında tezyinatını burada görüyoruz. Burada esas böyle üslubun oluştuğu yer almakta. Şimdi burada tabii biraz bir hususa değinmek gerekiyor. Burada da gene görüyoruz böyle bir eser çalışması yapıldığında bir mütalaanın yapıldığını burada da ne yapıyoruz? Görüyoruz. Bakınız gene burada çizimler, işte metinler ne nasıl olacak şekilde bir münakaşanın, münakaşa derken bir tartışmanın işte nasıl olsun, en iyisi ne şekilde olsun diye ellerindeki ekiplerle geldiğini görüyoruz. Şimdi tabii her sultanın kendine göre bir sanatçısı var. Yani her dönem bir sanatla, bir sanatçıyla anılması lazım. Mesela bugün Baba Nakkaş dediğimiz zaman Fatih Sultan Mehmet'i anlıyoruz. Veyahut da öyle değil mi? Yani bütün işte Zembilli Ali Efendi olsun, Ali Kuşçular olsun, Ali Şir Nevai ile muhataplıklar olsun, bağlantılar kurulması olsun. Çeşitli sanatçıları bir de sultanlar saraylarına davet ediyorlar. Onlar eğer gelirlerse kendilerine evler ikram ediliyor veyahut da veriliyor. Onların sanatlarının oluşturulması için her türlü güzellikler ve rahatlıklar sağlanıyor. Ali Şir Nevai gelmemesine rağmen Fatih Sultan Mehmet tarafından kendisine mutlaka her sene yüklü miktarda kendisine inanlar gönderilmiştir. Gene 2. Bayezid zamanında efendim doğuda çok meşhur olan bir tarihçi İdris-i Bitlisi veyahut da Ali Sultan denilen İran'dan gene hat sanatında talik yazısıyla meşhur olan Ali Sultan, bu malum üzere şu yazı talik yazıdır. Osmanlı Sarayı'na davet edilmiş ve gelmişlerdir bunlar. Kendilerine evler verilmiş. Hatta ilk etapta işte hoş geldin babında 15 bin akçe gibi veya 10 bin akçe gibi yok çok yüklü paralar kendilerine ihsanda bulunulmuştur. Dolayısıyla bunlar da artık sultan için çalışma başlamışlardır. Ama bunun haricinde saraylara genellikle alınacak olan kişiler o dönemde malum olduğu üzere bu saray, bu seferlerden gelen ve pençik tabir ettiğimiz fethedilen topraklardaki gayrimüslim alandan, gayrimüslim bölgelerden orada bulunan erkek nüfusun veya genç nüfusun 1/5 ölçeğinde kişilerin alınıp saraya getirilmesi ve sarayda bunların önce bir Türkleşme, bir Müslümanlık kültürü almaları, daha sonra da çok yaşları küçük olduğu için çabuk adapte olabiliyorlar. Daha sonra da kendilerine eğitim verilerek işte saraya seçiliyorlar. Malum kıyafetname denilen belki bir ilim duymuşsunuzdur. Bu kıyafetname diye bahsedilen ilim bildiğimiz kılık kıyafetle alakalı bir şey değildir efendim. Bizlerin fiziksel yapılarıyla alakalı olan birisidir. İşte benim gibi böyle burnu şöyle böyle kemerli olan birisi varsa bunun ahlakı nasıl olur? Veya iki kaşının arası genişse nasıl olur o kişi? Darsa nasıl olur? Alnı genişse nasıldır? Efendim mesela gök gözlüler kötü insanlar mıdır, iyi insanlar mıdır? Gök göz demek açık renk göz sahibi olanlar demek. İşte bunların ellerinin uzunluğu, ayaklarının yapısı, saraya geldiklerinde bu delikanlılar, bu ilim sahibi olan kişiler tarafından muayene ediliyorlar. Ve oradaki kendi bilgileri ve muayenelerine göre çeşitli sınıflara ayrılıyorlar. Kimisi ilime gidiyor. Bu hani işte kiminin şah damarı uzun olursa şöyle olur. Bunlar hep var. Yani dudağı şöyle olan, çenesi böyle olan, işte bacakları şöyle olan. Yani bu insanlar, her bir insanın çeşitli uzuvlarına bağlı olarak kulaklarla da dahil olmak üzere
üzere her taraflarından muayene edilerek ona göre saraydaki görevleri sınıflandırılıyor. O şekilde bir ilim var. Bu kıyafetname ilmine göre sanata, işte bu muayeneden sanata meyilli olarak görülenler seçilip zaten mevcut olan malum nakkaşhanedeki çeşitli ustalara ne yapılıyor? Çırak olarak veriliyor. Onlar da artık bu sanatı ne kadar sürede öğrenebiliyorlarsa çeşitli merhalelerde onlar da çalışmaya başlıyorlar. Her zaman şöyle denir, efendim sarayda çıkan eserlerde imzalar yoktur şeklinde, sanatçı imzası olmaz. Bunun içinde çeşitli yorumlarda bulunulur. Ama bunun en başlıca sebeplerinden bir tanesi de kolektif eser üretimi olduğundan kaynaklanmaktadır. Az önce de bahsettiğimiz gibi bir eser meydana gelirken herkesin farklı bir vazifesi olduğundan, bir tek kişi tarafından bir eser meydana getirilmediğinden dolayı dolayısıyla o eserde sanatçı imzası görünmez. Yani bu sanatçı imzası görülen eserler vardır. Karamemi dediğimiz Kanuni Sultan Süleyman zamanının çok önemli müzehibi olan Karamemi'nin imzasını görürüz. Genellikle hattatlar, Şeyh Hamdullah gibi, Karahisari gibi, efendim Hafız Osman gibi, özellikle çünkü Kur'an-ı Kerimler tek bir hattatın elinden çıktığı için umumiyetle onların arkasında da katiplerin isminin yazıldığını görürüz. Veyahut bazı kitaplarda gene kitap arkasında katiplerin isimlerinin yazıldığını görürüz. Ama bazılarında bu yoktur. Fakat dediğimiz gibi özellikle minyatürlerde olsun, tesiflerde olsun bu işlerin eğer yoksa, mesela II. Bayezid zamanında vardır ama bir Şeyh Hamdullah'ın tek bir Mustafa'nı Şeyh Hamdullah yazdığı gibi Hasan bin Abdullah denilen bir müzehip tarafından da aynı zamanda şu Kur'an-ı Kerim'in tamamı tesiplenmiştir. Dolayısıyla da bunları kimin yaptığını bilmekteyiz. Ama meşhur Karahisari Mustafa olarak bilinen bu Mustafa'nın da evet bir Nakkaş Hasan vardır ama onun haricinde bunun çok da iyi bilinir ki tek bir kişi tarafından bu kadar detaylı bir Mustafa'nın da tesiplenemeyeceği de herkes tarafından bilinmektedir. Bu kadar detaylı bir tesibin ve her bir sayfası bu derece tezyin edilmiş bir Mustafa'nın da tek bir müzekip tarafından veya nakkaş tarafından yapılmayacağını bilmemiz gerekmektedir. Kolektif eser olduklarından dolayı bunlar da efendim bu şekilde imzalar yer almaz bazı eserlerde. Sebeplerinden bir tanesi de budur diyebiliriz. Sultanlar o kadar iyi yetişiyorlardı ki malum olduğu üzere. Bir defa her bir sultanın bir sanatla iştigali söz konusudur. İkinci Abdülhamid'in malum olduğu üzere marangozluğu meşhurdur. Kanuni'nin kuyumculuğu meşhurdur. Sultan II. Mahmud, Sultan Abdülmecid bunların hattatlıkları meşhurdur. Kiminin ressamlığı, kiminin bestekarlığı 3. Selim gibi her birisi bir sanatla iştigal etmişlerdir. Sultan II. Bayezid de sancağa çıktığında, Amasya'ya sancağa çıktığında birazcık böyle her tür yaramazlığa meyilli olduğundan o da orada işte Şeyh Hamdullah'la biraz da yaşıt olmalarından hani kaynaklanarak onunla arkadaşlık edip ondan hat meşk ettiğinde, öyle bir çevreye girdiğinde kendisi de hatla meşgul olmuş ve Sultan, pardon, Şeyh Hamdullah'tan icazetini almıştır. Sonra İstanbul'a döndüğünde bir rivayete göre II. Bayezid davet ediyor. Bir rivayete göre Şeyh Hamdullah daha sonradan akrabalarının ısrarıyla İstanbul'a geliyor. İlk etapta gelmiyor saraya. O zaman da sultana belli günlerde halkın dilekçeyle müracaatı söz konusu.
Birisi de saraya bir işi olacağı için, tabii herkesin okuma yazması yok. Dolayısıyla da bir dilekçe yazılacak. O zaman katiplerin bir işi de hattatların arzu hal yazılır. Bir kişi de işte Şeyh Abdullah'tan bir dilekçe yazmasını istiyor. Maruzatı olduğu üzere kapıcı başına kapıcılara veriyor. Sultana ulaştığında bu dilekçeler yazıdan hemen tanıyor ve Şeyh Abdullah'ın saraya gelmesini, derhal bulunup saraya getirilmesini söylüyor kendisi. İşte Şeyh Abdullah geldikten sonra kendisine orada bir hususi bir daire verilip orada yaşamaya başlıyor ve saray için malum olduğu üzere eserler meydana getiriyor. İşte Şeyh Abdullah'ın Sultan Beyazıt için istinsah ettiği mushaflardan birisi bu. Bir diğeri de şu mushaftır. Bu mushaf da gene aynı müzehhip tarafından tezyin edilmiş. Bunlardan bir tanesine 7000 akçeyle bir kürk, samur kürklü bir cübbe veriliyor. Bir diğerine de 10.000 akçeye kadar, 10.000 akçe parayla iki tane ona da, sadece bir Kur'an için iki cübbe verilmekte. Mesela 50.000 akçe Şeyh Abdullah sadece Sultan II. Bayezid'den inam almış, nakit olarak, yani nakdi olarak inam almış. Bunun yanında da yine her verdiği bir eser karşılığında veya her bir bayramda kendisine belli miktar parayla bir de cübbe kendisine verilmiş. Bir diğer mesela husus, gene sanatçıyla sultan ilişkilerine bakacak olursak, mesela Kanuni Sultan Süleyman da Şah kulunu çok beğenirmiş, onun yaptığı işleri. Hatta zaman zaman gider, nakkaşhaneye iner, Şah kulunun eser oluşturmasını, onu seyredermiş. Atölyede çalışırken onu seyredermiş. Tabii Şah kulu da bundan herhalde çok memnun olurdu. Çünkü epey de o da Kanuni Sultan Süleyman'dan bayağı bir inam almış kişi. Fakat daha sonraki yıllarda malum gene Kanuni Sultan Süleyman döneminde yazılan bir kitap var, Süleymanname diye. O zamanlar sultanların manzum tarihleri yazılıyor. Bunun içinde gene ayrıca bir ekip oluşturuluyor. Hatta bu işi yazan yazarı, yani o kitabı yazacak olan yazarın evine yakın oluyor. İşte nakkaşı, efendim katibi, diğer kişiler. Çünkü az önceki minyatürde gördüğümüz gibi bunlar zaman zaman bir araya gelip ortak çalışıyorlar. Ve bu şeyi yazacak olan kişi de Fethullah Arifi isminde İbrahim Gülşeni'nin torunlarından bir tanesi. Saraya geliyor, işte sarayda çalışmaya başlıyor fakat müthiş bir nazım kabiliyeti var. Biliyorsunuz Kanuni Sultan Süleyman da meşhur Muhibbi adında şiirler yazıyor. Bütün meclislerde kuvvetli bir şair. Bu sefer tabii Kanuni Sultan Süleyman Fethullah Arifi ile daha fazla ilgilenme başlıyor. Şah kulu da tabii hani sanatçılar arasında kıskançlık oluyor muydu diye size birazcık böyle çok ciddi şeyler konuştuk. Arada da biraz paparazzi şeyler konuşalım. Böyle biraz hareketlensin. Hani acaba böyle bir şey var mıdır? Hani sanatçıların arasında kıskançlık var mıdır diye bahsediyorum. Tabii bayağı canı sıkılıyor. Yani sultanın üzerindeki şeysi, ilgisi azalıyor tabii. Bir başka yere geçiyor. Çünkü çok kısa sürede 30.000 beyit falan yazıyor Fethullah Arif. O kadar da melut birisi. Ve ciddi manada kötülüyor Fethullah Arifi'yi. Şah kulu sultana karşı ciddi manada hakkında dedikodu aleyhinde bir takım şeyler konuşuyor. Bunu da nereden anlıyoruz? Malum Gelibolulu Ali var, Osmanlı tarihçisi, aynı zamanda da bürokrat. Onun Menakıb-ı Hünerveran isimli, yani Menakıb-ı Hünerveran dediğimiz, gene hüner sahiplerinin menkıbeleri, yani hikayeleri, onlar hakkındaki hikayeler adlı yazdığı bir kitapta Şah kulundan çok iyi bir sanatçı olduğunu söylüyor.
şair olduğunu söylüyor ama diyor ki bir de ahlakı iyi olsaydı, iyi ahlak sahibi olsaydı çok âlâ olacaktı şeklinde de onun hakkında böyle bir, onun kötü huyu hakkında da bir açıklaması var. Ha, ne yapıyor? Yani Kanuni Sultan Süleyman Şah kuluna dönüyor mu? Hani onun dediklerini yerine getiriyor mu? Hayır, getirmiyor. Gene böyle şeylerde, tarihlerde veyahut şuara tezkirelerde, yani şairlerin biyografilerinin yazıldığı kitaplarda Fethullah Arifi'den bahsederken deniliyor ki işte Şehname demeyelim de Süleymanname işte 30 bin beyti, 35 bin beyte geldiğinde Fethullah Arifi'nin de günlük yevmiyesi, günlük maaşı efendim ne kadardı? 30 akçe ise 70 akçe çıkarılmıştı şeklinde bir ifade var. Bu ifade aslında genel manada tarihçiler tarafından biraz mübalağalı bulunuyor haliyle. %100 zam çok da hani görülmüş bir şey değil sanatçılara. Fakat ben acizane doktora çalışmamı yaparken zaten arşiv üzerine çalışmalarımı yürüttüğünden hakikaten bir maaş defterinde Fethullah Arifi'nin maaşının hani 5 akçe daha düşük miktarda, yani o söylenenden 70 akçe değil ama 65 akçe, 35 akçeyken 30 akçe daha hani kendisine zam yapıldığını bir gecede ve 65 akçeye çıkarıldığı bilgisine rastladık. Yani bu doğru, hakikaten çok iyi bir şair ve böyle de sultan tarafından inanlandırılmış, hani Şahkun'un kıskandığı kadar varmış diyebiliriz efendim. Burada da böyle işte sultanla sanatçı ilişkisi, sanatçıların birbirlerini kıskanması veya aralarındaki rekabet, sultanın hani gözüne girme, bunları tabii sarayda çeşitli noktalarda görüyoruz. Sanatçıların kendilerini sultana en şey olarak göstermek veya kendilerini ispat etme olarak algıladığımız zamanlar bayramlar oluyor. Çünkü bayramlarda sanatçılar günlük yaptıkları işlerinin, mesul oldukları işlerinin dışında özel olarak sanatlarıyla ilgili bir eser hazırlayıp bayramlık olarak sultana takdim ediyorlar. Bunu bayram öncesinde hazineder başına teslim ediyorlar bu oluşturdukları eserleri. İşte eğer şah kuluysa, mesela şah kuluyla ilgili verilen tabir şu. Burada tabii bir peri sureti yok. Burada tamamen bir saz üslubu var ama mesela bir bayramda şah kulu bir peri suret diyor. Hani böyle bir güzel bunların arasından çıkmış bir peri tasvir etmiş. Veyahut da bir sahife hat diyor. Yani bir sayfada işte bir sure yazmış veya bir En'am suresi getirmişler. Veya eğer kündekari ise ahşapla, işte kaplumbağa, şey, bağlarla uğraşıyorlarsa fil dişlerinde, onlar neler yapmışlar efendim? Yumurta yiyecek kaşık yapmışlar. O zaman anlıyoruz ki başka yemekler başka kaşıklarla yeniyor. Yani yumurta yenilecek olan kaşık ayrı. Veya birisi bir sırt kaşıyacağı yapmış. Veya birisi bir nakışlı bir kubur getirmiş efendim. Veya bir başkası bir çeşitli birkaç deste ok getirmiş mesela. Okçular, yaycılar, ona göre siper düz dediğimiz kalkancılar, bugün o çok süslü gördüğümüz kalkanlar Topkapı Sarayı'nda teşhir edilen, hepsi sultanlara böyle bir özel olarak hediye sunulmuş. Tabii normalde sultan herkesin kullandığı kılıcı kullanmamalı, herkesin kullandığı oku, herkesin kullandığı sıradan yayları kullanmamalı. Bunlara mukabilde bayram ertesinde de sultan tarafından kendilerine, getirdiklerine mukabil verilen inanlar var. İşte kimine göre mesela şah kulu 2000 akçeden aşağı hiçbir şey almamış. Yani o kadar yüksek derecede alıyor ama diyelim ki işte o kaşıkları yapan 15-20 tane kaşık getiren o kündekar kişiye de, sanatçıya da 200 akçe veya 300 akçe şeklinde bir miktar getirin, bir inan verilmiş. Buradan aslında şöyle bir şeyler çıkarmaya çalışabiliriz. Yani sanatçı sultana kendini göstermek için, çünkü sultanın hepsini aynı derecede görüp tanıması çok şey değil.
bir şekilde öne çıkacak. İşte Şahkulu çizimlerinde öne çıktı. Efendim Şeyh Hamdullah sanatında öne çıktı. Kur'an yazmada. Hat sanatını efendim Osmanlı ekolünü kurdu. İkinci Beyazıt'ın kendisine tavsiyesiyle. Bunun gibi mesela Karahisari'nin bugün dahi aşılamayan grafik tasarımları var hat sanatında. Yani Karahisari'nin meşhur besmeleleri vardır ya. Böyle müselsel besmelesi vardır. Bunlar tabii hakikaten günümüzde aşılamamışlardır bu sanatlar. Diğerleri de tabii sultanın gözüne girecekler ki belki sultan onlara özel bir siparişi de falanca yapsın diyecek mesela. Falan okuda filanca yapsın şeklinde direktif verecek. Bunun içinde kendilerini sultana göstermek bağlamında da bunların çeşitli şekillerde sultana ulaşmak için bazı girişimlerde bulunduklarını görüyoruz. İşte burada da gördüğümüz filatçiler yani elbiseciler. İşte bu hani dediğimiz kendilerine cami verilir, cübbe verilir, efendim kürk, samurlar verilir şeklinde dediğimiz kişilerde bu gördüğümüz bu elbiseleri işte sultan için veya onun vereceği kişilere hazırladıklarından bu da böyle bir resmi geçitten alınmış. Hani sultanlar bu tarz kıyafetler hem giyiyorlardı diyebiliriz hem de veriyorlardı diyebiliriz. Ben daha konuşsam konuşurum ama ne kadar oldu Hakan Bey? Efendim? O zaman burada bitirelim bunu. Çünkü bu şeyin dinlemenin de hani bir istihap haddi var. Ben yoksa galiba akşama kadar konuşacağım, korkuyorum. Bunu bir sonlandıralım. Sizin hani sorularınız varsa konuyla ilgili olarak veya inşallah saraydan bir nebze olsun size bir fotoğraf oradaki sultanın, sanatçının nasıl olduğuna dair size bazı şeyler söylemiştir inşallah. Evet. Varsa sorularınız alalım evet, yoksa. Ben bir şey sormak istiyorum. Buyurun. Osmanlı İmparatorluğu'nda savaşlar çok önemli. Asker devleti. Sanata verdikleri önem bilinçli bir önem mi? Yoksa danışmanların yönlendirmesiyle oluşan bir önem mi? Hani nefes almak, su içmek, yemek gibi bir ihtiyaçtan doğan bir önem mi? Osmanlı İmparatorluğu'ndaki sanata verilen önem yoksa başka bir sebebi mi var? Şimdi aslında burada sultanın görevleri var. Sultanın görevlerinden bir tanesi de tebaasını koruyup kollamak. İşte sanatçılarını hani teşvik etmek. Siyasetnamelerde bu tür hususlar yazıyor. Yani bir sultanın ne tür önemli şeyleri var. Mutlaka böyle bir sanatçı halkasına da sahip olması gerekiyor. Neden? İşte bunun hani sebepleri, mecburiyet demeyelim ama hani sebeplerinden bir tanesi tarihini yazdıracak. Yani bir tarih yazılacak ve geriye bırakılacak. İşte bunların resimli olmaları, bu eserlerin gittikleri yerlerdeki savaşları da gösteriyor. Savaşlara sadece orduyla çıkmıyor sultan. Beraberinde şairleri de var, mütrik dediğimiz müzisyenleri de var. Efendim böyle sanatçılara da gidiyor. Özellikle bu tarihini yazan kişileri de beraberinde götürüyor. Hem oradaki olaylara şahit olsunlar hem de şu gördüğümüz şeyin adı bir meclistir. Şu bir meclistir mesela. Bu meclisin de oluşturulması lazım. Savaş sahnelerinde de eskizlerini çizip geliyorlar mesela musavvirler. Mutlaka sanatçıyı besleyip desteklemesi lazım. İlk başta söylediğim gibi sanatınla da ünlü çünkü şeyler, sultanlar olsun, krallar olsun. Onların mutlaka çevrelerinde bir sanatçı çevresi olması lazım. Danışmanlarından değil de bir kanuni kadim dediğimiz eski bir gelenek olarak bunu tanımlayabiliriz. Ama tabii varlık olduğunda daha fazla onlara ikram ve ihsanda bulunduğu için biliyorsunuz bir işin oluşması için
o kişinin maişet endişesinden uzak olması lazım. Yani bir insanın geçimini, efendim, gerekli ihtiyaçlarını onun temin edeceksiniz ki hem o bilimsel, gerek bilimsel manada gerek yeterli çalışmasını yapsın, bir şeyler ortaya koysun veyahut da bir sanatçıysa sanatına vakit ayırsın diye. Yoksa o eğer para peşinde koşacaksa bu sefer sanatına da gündelik yapar ve onu iyi bir seviyeye çıkaramaz diye düşünülüyor. Buyurun. Hocam ben de şey soracağım. Bu Osmanlı'da nakkaşhane ne kadar etkili oldu? Yani saray sanatına ne kadar etkili oldu? Bir de nakkaşhaneler en son hangi tarihte kapandı? Şimdi öncelikle en sorunun sonundan başlayayım. Biliyorsunuz Yeniçerilik Sultan II. Mahmut zamanında lağvedilerek kapatılmıştır. Yani sonlandırılmıştır. Bu gelen kişilerin de her birisi Yeniçeri menşeli olduğu için, yani Yeniçeri dediğimiz devşirme kişiler, daha sonradan tabii Müslümanlar da artık hani toprak fethedilmiyor, topraklar küçülmeye başlıyor. Aksine bu sefer tabii yerli tebaadan da kişiler oraya alınıyor. Dolayısıyla o zaman nakkaşhane o şekilde kapanmıştır. Saray sanatı zaten sanata yön veren merkezdir. Bütün toplumlarda böyledir. Şeydeki gibi Batı'da özelleşme daha erken olduğundan dolayı daha farklı şekilde seyretmiştir. Ama Doğu toplumlarında, Doğu ülkelerinde sanat, saray mutlaka sanata yön verendir. Sultanın zevki dolayısıyla çevresindeki kişilerin zevkidir. Bu Batı'da da var. Papa tayininde de Papa'nın bütün mahiyeti çevresinde onun için çalışanlar Papa'nın zevkine göre evlerinin dekorasyonundan tutup da kendi giyim tarzlarını dahi o şekilde belirliyorlar. Doğu toplumlarında da işte sultanın zevkinle beraber zaten malum olduğu üzere Kanuni döneminde yapılan bütün mimari şeyler, sadece Mimar Sinan Sultan'a cami veya işte külliyeler hayrat yapmadı. Kanuni dönemindeki diğer bütün paşalara da, beylere de ona göre aynı üslupta, daha farklı şekillerde ama aynı mimari geleneği yansıtan eserler meydana getirdi şeklinde diyebiliriz. Teşekkürler. Hocam, barok ve rokoko şeyleri etkisi de aynı sizin söylediğiniz tarzda mı girdi bizim Osmanlı? Tabii bu sefer biz işte doğuya giderken, yani evet, doğuda zaten batıda hani Rönesans'ı, hadisesi zaten Osmanlı'nın en zirvede olduğu, hükümran olduğu, batıya da hükümran örnek olduğu dönemlerde malum olduğu üzere batı resminde Türk motiflerini görürsünüz. Efendim, papaların kıyafetlerinde dahi Türk kumaşlarının esintilerini görürsünüz. O Türk kumaşlardan papaların cübbeleri veya her neyse o ayinlerde giydikleri kıyafetler de ondan imal edilmektedir. Polonya'da, Almanya'da, bütün hani saraylarda. Nasıl öyle olduysa, ne zaman ki Avrupa'da o Rönesans'ın etkileri daha sonra işte özelleşerek daha farklı bir şeye çıktığında, Osmanlı'nın da batıyla temasında ilk sefirlerin batıya gönderildiğinde onların yazdıkları ve orada gördüklerinin sarayda merak uyandırmasıyla birlikte biz de bu tarz şeyler yapabilir miyiz diyerek yavaş yavaş batıya yüzümüzü dönüp artık tamamen onlara teslim olduğumuzu, hatta cami mimarilerinde de böyle bu hani kilise esintilerinden istifade ettiğimiz söylenir. Yani Nur Osmaniye Camii falan gibi o tür yerlerde saraylarımız tamamen batı tarzında oluşmuştur. Her ne kadar içi Alaturka ise, yani Alaturka bu doğun, batının bize yakıştırdığı bir şeydir. İçler her ne kadar bizden ise ama görüntü itibariyle bir onlarla hemhal olma durumumuz söz konusu. Saraydaki sanatın merkezinde sanat olduğunu söyleyebilir miyiz? Bütün süsleme sanatlarının etrafında dönüldüğünü söylemek doğru olur mu acaba? Hat sanatını o şekilde değil de İslam sanatının belki de onun çevresinde geliştiğini söyleyebiliriz. Yani esas itibariyle bir İslam topluluğudur.
bu İslam dininin neşet etmesinden, işte Kur'an-ı Kerim'in nazil olmasından itibaren zaten Doğu toplumlarında ve İslam toplumlarında yazı daha fazla önem kazanmıştır. Sanatçının hedefi Kur'an'ı en iyi şekilde yazmak olduğundan dolayı hat sanatı ve Arap dili gelişmiştir, yazım gelişmiştir. Gene en iyi Kur'an'ın hani nasıl süslenir bağlamında tesip sanatının ortaya çıktığı ve tabii resmin bizim mabetlerimizde olmadığından dolayı yazının bir dekor ve süs aracı olarak kullanması, objesi olarak kullanması haliyle bu sanatları geliştirmiştir. Buyurun. Ehliyref örgütü saraydan onay alıyor muydu yaptığı işler için? Çünkü biz gördüğümüz bazı yurt dışına giden halk için yapılmış eserler var. Evet. Onlardaki yaptıkları çalışmalarda saraydan izin alıyorlar mıydı, onları da onaylatıyorlar mıydı? Yoksa onlardan bağımsız olarak kendileri bildikleri gibi mi yapıyorlardı? Çünkü üsluplara da baktığımızda bazı sanatçıların bayağı değişen üslupları da var gördüğümüz eserlerde. Nasıl bir davranış içinde bulunuyorlar? Şimdi bunu tabii ikiye ayırmak lazım. Saray sanatçıları ve sanatçı esnafı diye ikiye hani ayırmak lazım. Sarayda hasıl olan ürünler, sarayda üretilen ürünlerin hepsi sadece sultan tarafından sipariş verilen, kendisine tasarımlar gösterildiğinde ya da eskizler gösterildiğinde seçilen, o da bazı şeylerde hani olması muhtemel, her şeyi kontrol etmesi mümkün değil. İşte büyük projelerde hani Süleymaniye gibi veya diğer hani cami yapıları, külliyeler gibi şeylerde bir takım şeyler bizzat mimar başının kendisinden hani tartıştığı veya görüştüğü. Ama hani oktu, yaydı veya hani kitap gibi hususlarda da metinlerin tabii sadece kendisine hani gittiği veyahut da çok da değil bunu vezirler tarafından da hani yerine getirildiğini görüyoruz. Sadece şunu söyleyebilirim, hani sanatçının serbestliği veya serbestsizliği konusunda bunu ele almak lazım. Selimiye Camii inşa edilirken Mimar Sinan Karahisari'nin talebesi Hattat Hasan Çelebi'yi 16. asırda yaşamış olan meşhur Hattat Hasan Çelebi'yi istiyor sarayda çünkü kendisi. Edirne'ye gelip orada yazıları yazması için talep ediyor, gönderilmesini istiyor. Üçüncü Murat'ın ona yazdığı bir şey var, bir hüküm var Mimarbaşı'ya, hüküm ki diyor. İşte istemişsin diyor şeyi, Hattat Hasan'ı diyor, istemişsin diyor, gönderiyoruz diyor. Pencere alınlıklarına diyor, Kâşi Sure-i Fatiha yazıla diyor, yani yazılsın diyor. Hani başka şey karışmıyor. Sadece istediği işte Kâşi üzerine ama ne tasarımına karışıyor ne bir şey. Sadece pencere alınlıkları üzerine Fatiha Suresinin Çin'i üzerine yazılmasını talep ediyor. Diğer herhangi bir şeyle karışmıyor. Saray dışındaki esnaf da tabii kendisine sarayı örnek alıyordu. Büyük bir tesir altındaydı. Çünkü saray dışındaki kişiler, sarayda işini yaptıramayan bürokratlar mutlaka kendileri de kütüphaneleri olsun, kendileri de bazı eserlere sahip olsun diye onlara sipariş veriyorlardı. Ama gene de örnek çünkü sadrazamların, paşaların falan kitapları gibi kitapları olsun istedikleri için orada bulunan esnaf da o tarzda eser üretmek durumundaydı. Ama asırlar tabii geliştikçe, devlet büyüdükçe bunun da biraz daha değiştiğini görüyoruz. Ama o sanatçı esnafının da hani ahi teşkilatı dediğimiz gibi o sanatçı esnafının da kendi içerisinde bazı tabii kuralları vardı. Sanatçılar o kurallara uymak durumundaydılar, saraya değil. Hocam bir şey sorayım. Buyurun. Sarayda şey, katının önemi neydi acaba? Yani var mıydı orada da? Evet, siz katın çalışıyorsunuz. olmaz olur mu? Vardı tabii. Ama katıcılar diye bir bölüm, bir sanatçılar yok. Ehl-i Ref defterlerinde yok. Onlar belki de mücellitler arasında olması muhtemeldir. Kağıt kesmeyi onlar yapıyorlardı çünkü. Ve bir de bunları daha ziyade cilt kapaklarında görüyoruz malum olduğu üzere. Ciltlerin iç kapaklarında görüyoruz. Benim zannımca o kağıt işiyle mücellitler uğraşıyorlardı. Çünkü kesme işlemini
sadece mücellitler yapıyordu. Ötekiler hani vassale, efendim nakış, boya gibi şeyler yaparken kesme aletleri sadece mücellitlerde vardı. Onların içerisinde kaldığı işiyle ilgilenen olur. Olmuştur mutlaka. Eğer bilmiyorum hani orijinal eser gördünüz mü ama Topkapı Sarayı'nda 15 ve 16. asır ciltlerinin özellikle iç kapakları yani hep kağıtlıdır. Evet. Yani deriler saray... kesilmiştir. Yani deriler kesilmiştir. Hı-hı. Kağıt kesilmemiştir. Yani şey sarayda sultanlar hani ona da değer vermiş midir? Yani özel bir şey bir kere olmuş mudur? Öyle yani bir kaynak olarak görmedim ama olduğuna göre yani onlara da tabii inanlarda bulunduklarına göre mutlaka böyle bir şey olmuştur. Yani olamaz diyemeyiz. Çünkü hani ille de her şeyi tespit etmek için birebir isminin geçmesi gerekmez. Yani eğer bir takyece veya bir lapçin demeyeyim de neydi? Başmakçıya bir ayakkabı getiriyorsa, başmak getiriyorsa ona da bir bayramda hediye ona da bir şey veriyorsa eğer mutlaka öyle bir mücellide de getirdiği, belki kağıttığı oyma veya bir cilt kapağını da mutlaka bir inanda vermiştir. Mücellit olarak görüyoruz bunları, yalnız onu söyleyeyim. Tamam, teşekkür ederim. 18. yüzyıldan sonra devletin fakirleşmesiyle sanatın da düşüşe geçtiğini söyleyebilir miyiz? Yani maddi varlığın azalmasıyla sanattaki gücünde galiba uğradığını söyleyebilir miyim? Ama sarayın çevresinde hep sanatçılar var. Yani 3. Selim'in işte ortaya çıkması, onun tabii hani etrafındaki o besteler, müzik. Sadece sanatın batıya karşı efendim batı etkisinde olduğundan dolayı onları tam hazmedememişler, onları tam özümseyip de eser ortaya koyamadıkları için biz onu o şekilde değerlendiriyoruz, öyle değil mi? Yani siz de hani kendi alanınızda bilirsiniz. Aksine hat sanatı yükseliyor yani. Diğer sanatlar inerken hat sanatı bir zirve oluyor o dönemde, 19. asırda. Peki herhalde. Ben teşekkür ederim. Sağ olun.